programından herkese merhaba. Bugünkü bölümümüzde dijitalleşen toplumda çocuk yetiştirme konusunu ele alacağız. Çocukların mahremiyetini nasıl koruyacağımızı, dijital dünyada sınırları nasıl çizeceğimizi ve uygun çizgi film içeriklerini nasıl seçeceğimizi konuşacağız. Ayrıca dijital çağda çocuk yetiştirmek ve aile içi iletişimi geliştirmek için uzman önerilerini sizlerle paylaşacağız. Bebeğimle yeni hayat başlıyor. Sevgili seyircilerimiz, bugün stüdyomuzda Kübra Şahin hocamızla birlikteyiz ve dijitalleşen toplumda çocuk yetiştirmek üzerine konuşacağız. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş buldum, teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Bizler deyiz, çok teşekkür ediyorum. Önemli bir konuyu konuşacağız. Artık günümüzün ve hatta geleceğimizin konusu diyebiliriz buna. Hemen ilk soruyla başlamak istiyorum hocam. Tabii, buyurun. Çocukların dijital dünyada mahremiyetini korumak için ebeveynler hangi önlemleri almalıdır? Aslına bakarsanız aileler çocuklarıyla beraber dijital dünyanın içerisine dahil olmaları gereken bir süreç içerisindeyiz. Çünkü iyinin de olduğu, kötünün de olduğu bir alandan bahsediyoruz. Ebeveynler çocuklarını gece 10'da, 11'de, 12'de belki dışarıya yollamıyorken dijital dünyada 10'da, 11'de online olmalarına izin veren bir süreç içerisinde olabiliyorlar. Aslında çok tehlikeli. Tabii. Yani çünkü kiminle konuşuyor, ne şekilde konuşuyor, nereleri ziyaret edecek ve nelerle karşılaşacağını bilmiyoruz. Kontrol de kısıtlanıyor, evet. Anne tarafından ya da ebeveyn tarafından. Yani o kontrol noktası olduktan sonra zaten çocuğun girebileceği siteler ya da bulunabileceği alanları mutlaka ebeveyn bir kontrol ettikten sonra süzgeçten geçirip hani tamam bu senin için uygun, bu yaşına uygun değil. Bu çıkarımları çocuğa veriyor olmak oldukça önemli. İkinci olarak çocuklarımız dijital dünya içerisinde doğuyorlar. Yani mecburen artık bu döngünün içerisindeyiz. Peki bizler ebeveynler olarak neler yapabiliriz? Yani en önemli noktalardan birisi de bu aslında. Pek çok ebeveyn şunu diyor. Hocam deniyorum. Ama yani belli bir yerden sonra çocuk durmuyor ve ne yazık ki yapmam gerekenleri biliyorum ama bir kere de olsa onu dediğini yapıyorum. Öyle olduğunda bundan önceki yapmış olduğumuz tüm kurallar, kayıtlar, vermiş olduğumuz mesajlar siliniyor. Bir kere bile olsa yapmayacağız, kararlı olacağız, tutarlı olacağız. Çocuğumuzla alakalı ne kadar kurallı ve ne kadar süreç içerisinde belli bir çerçeveyi dahil edebilirsek dijital dünya aslında onların hayatında da o kadar olumlu yönde etkileniyor olacak. Öbür türlü çok fazla karmaşanın olduğu, yani oyun oynuyorlar ama altta bambaşka reklamlar olabiliyor. Dolayısıyla bu karmaşanın içerisinde bile belki uzaktan, hani yanında oturarak değil ama uzaktan, arkadan, geçerken ya da bir yiyecek getirirken kontrol ettiğimizi belki de fark ettirmeden yapmak bazı yaş grupları için de oldukça daha önemli. Yani kontrol etmeden kontrol etmemiz mi gerekiyor hocam? Evet ama hepsi için değil. Yani çocuğumuzun yaşı burada çok önemli. Çünkü 2 yaş itibariyle ekranla tanışabiliyor çocuklarımız. Önerimiz de bu arada 1 yaşındaki bir bebeğimizin çok ekrana temas etmesi değildir. Minimum 2 yaş ve üzerinde olması sağlıklı olarak gördüğümüz noktalardan birisi. Şimdi 2 yaşındaki bir çocuğun tabii ki ekranda nereye gireceğini bilmesi çok mümkün değil. Ebeveyn bazen çizgi film açıyor. Yemek yerken çocuk ekran başında çizgi film izleyebiliyor. Evet. Yine bu çok önerdiğimiz bir şey değil. Fakat günümüzde çok fazla da karşılaştığımız bir durum. Evet, çok fazla karşılaşıyoruz. Kafelerde ya da bir aileyi ziyarete giriyoruz, gidiyoruz. Hemen önüne tableti koyuyorlar. Evet. Sırf bunun için tablet alıyorlar. Tabii. Yani en azından o anlık anı kurtarmak için bu tarz süreçlerle karşılaşabiliyoruz. Peki hocam anı kurtarırken hayatı kaybediyor muyuz? Tabii. Yani şöyle bir şey var. Kaybetmek diye tabii ki tanımlayamayız ama şunu söyleyebiliriz. Biz o anı kurtardık fakat geleceğe dair baktığımızda ne oluyor? Çocuğumuzun kurallarını zaten biz esnetmiş oluyoruz. O zaman hem senin tablet... Tamam anne, sen tableti burada yasaklıyorsun ama ben yemek yediğimde ya da arkadaş ortamındayken bu tableti alabilirim. Yani olumlu bir mesaj vermiş oluyoruz. Senin istediklerini
senin istediğin zamanda değil de arkadaş çevremde, dışarıda insanlar varken tableti sana vereceğim mesajını çocuklar çok kolay alıyorlar. İkinci olarak mesela ortada bir AVM'de ağlayan bir çocuğu hayal edelim. Anne susturmaya çalışıyor ve susturamıyor. Daha fazla ağlıyor, daha fazla ağlıyor. Bir anda eline bir telefon, tablet, evet, herhangi bir materyal verebiliyor. Çocuk dikkatini oraya çevirdiği için sakinleşiyor. Şimdi olayları gerçekten bu dönemde birazcık teknolojiyle içli dışlı olmaya başladığımız için de hem sağlıklı hem sağlıksız olarak değerlendirebiliyoruz. Çünkü çocuğun gelişimine katkı sağlayabilecek çok güzel yayınlar var. Bu yayınlara katılabiliyor olması ya da tek taraflı olarak da izliyor olabilmesi gerekiyor. Fakat çocuk ağladığında verilen bir telefon, tablet çocuğa hangi mesajı verir? Yani çocuk o esnada şunu hissediyor. Evet, ben ağlıyorum ve annem bana bir telefon, tablet veriyor. Demek ki benim için sakinleştirici bu. İkinci olarak anne o dakika anı kurtardı ama yarın öbür gün sırf onun için de ağlayacak. Çünkü onun sakinleştiricisi ne oldu? Dijital dünya. Evet. Bizim yaşam içerisinde hiçbir şekilde bu telefonu, tableti yok edelim, dijital dünyanın içerisine girmesin gibi bir kaidemiz yok. Çünkü zaten bu dünyanın içerisinde doğuyor çocuklarımız. Evet. Ne yapacağız o zaman? Yani dünya dijitalleşiyor. Çocuklarımızı bu alanda olumlu yönde yönlendirebiliriz. Kodlamalar var artık biliyorsunuz. Dijital kodlamalarla çocuklar yani pek çok materyal yapabiliyorlar. Matematik üretebiliyor çocuk. Zihinsel olarak kendi zihnindeki mimariyi kodlamalarla aslında ekrana dökebiliyor. Bu muhteşem bir şey. Yani doğru yönlendirmelerle ucu çok açık bir sürecin içerisine çocuğu dahil etmiş oluyoruz. Bir de doğru yönlendirme yapılmayan bir çocuğu hayal edelim. Çocuğun önünde kodlama olabilir ama çocuk o esnada aşağıda belki de farklı farklı oyunlarla meşgul oluyor olabilir. Dolayısıyla kontrol mekanizması oldukça önemli. Yani bizde her şey. Evet. Bunun için aslında ekstra bir eğitim verilmeli ebeveynlere. Tabii. Çünkü bir anda bir şey açıyorlar. Sırf dediğiniz gibi sussun diye. İşte bu sosyal medyada birçok video çeken büyük aileler var çocuklar için. Ama çok saçma saçma şeyler anlatılıyor orada. Diyorum ki bunu niye çocuğuna izletiyorsun? İçimden diyorum ki şimdi ben yargıladım ya kesin ben de izletirim diyorum. Allah korusun. O yüzden Allah kesinlikle korusun. Anne ve babaların bilinçlendirilmesi gerekiyor bu konuda. Tabii. Yani yayınların içeriklerinin yetişkinler tarafından da tabii ki inceleniyor olması önemli ama bazı yanında yetişkinlerimiz özellikle günümüzde biliyorsunuz birazcık böyle göz önünde olma amacıyla videolar çekebiliyorlar. Çocuklarını yayınlayabiliyorlar. Çocukların o yayınları izletebiliyorlar ebeveynler. Şimdi bu noktada gerçekten ebeveynin bir eğitimi şart. Fakat nasıl bir eğitim? Annelik doğuştan aslında her birinize zaten anne olduğunuz an itibariyle yüklenen muhteşem bir hediye. Evet. Yani bu kadar güzel bir hazineyi doğru kullanmak gerekiyor. Yani önümüzde mücevherler var ama hepsini aynı anda takmaya kalkarsak o kadar şık bir görüntü elde edemiyoruz. Dolayısıyla bazı ebeveynlerde var olan bütün her şeyi çocuğa yüklemeye çalışabiliyor. Yani çocuğumuz o esnada hem hani farklı materyallerle olan görüntülere sahip olabiliyor. Hem de çok uygun içerik olarak görmediğimiz fakat ebeveynlerin hem doğru bulduğu hem de izletebildiği süreçler olabiliyor. Bunun için pek çok yayın kanalı var. Pek çok psikoloğun yayınlamış olduğu kitaplar var, yayınlar var, çizgi filmler var, animasyonlar var. Bunların en sağlıklıları elbette ki uzmanların oluşturmuş oldukları yayınlar. Çünkü çok fazla da aslında bir bilgi kirliliği var. Hocam çocukların kişisel bilgilerini online platformlarda paylaşmamaları için nasıl bir eğitim verilmelidir? Şimdi bu noktada çocuklarımızı aslında birazcık somutlaştırma yapmak gerekiyor. Gerçek dünya ile sanal dünyanın farkını bazen ayırt edemeyebiliyorlar. Dolayısıyla e-posta adreslerini nasıl vermiyorlarsa ev adreslerini de vermemeleri gerekir. Fakat çocuklarımız şöyle bir şey yapabiliyorlar. E-posta adresi sanal bir süreç olduğu için bunu iletmekle ilgili herhangi bir problem görmüyorken evin adresini söylemek daha onun için kendi alanı, gizli bir alan gibi düşünebiliyorlar. Oysa ki gerçek dünya ile sanal dünya arasında artık çok ince bir çizgi var. Onu çocuğa yansıtabilmek gerekiyor. İkinci olarak öz benlik algısı ve öz saygıyı çocuğa kazandıran ebeveynler sanal dünyadan çok korkmasınlar.
Fakat çocuklarını devamlı eleştiren ebeveynler çocuğunu aslında sanal dünyadaki yeni bir kimlik arayışına bazen yönlendirebiliyor. Çocuk ailede mutlu değilse, arkadaş çevresinde mutlu değilse sanal dünyada kendi yeni bir dijital kimlik oluşturuyor. Ve bu kimliğin adının kim olacağı, renginin ne olacağı, saçının renginin ne olacağına da sadece çocuk karar verebiliyor. Bu onun için muhteşem bir şey. Kendi varlığını gerçek dünyada oluşturamayan çocuk sanal dünyada istediği gibi bir algı oluşturabiliyor. Dolayısıyla bunların önüne geçebilmek için çocuğun öz benliğine ve öz saygısına değer vermek gerekiyor. Ve çocuğun başarılarını küçük küçük oluşturarak çocuğa hissettirmek gerekiyor. Hocam dijital dünyayla çocuğun başarısının ne alakası var diyebilirsiniz. Fakat oldukça önemli çünkü kendi dünyasında mutlu olamayan çocuklar çoğunlukla sanal dünyada mutluluk arıyorlar. Aslında bir nevi kendini gerçek dünyada yok ediyor ve sanal dünyada farklı birini oynuyor. Tabii. Ve kendi istediği kişiyi oynuyor. Ya. Dolayısıyla bu en tehlikeli boyut. Çünkü oradan her şey oluşabilir. Ne kadar zararlı insanla karşılaşabileceğini bilmiyoruz. Ne kadar yararlı insanlarla da karşılaşabileceğini bilmiyoruz. Fakat şunu artık çok net duyuyoruz. Oyunlarda tanışıp bazı ilişki içerisine giren ergenlerimiz olabiliyor. Ya da henüz ergenliğe girmemiş. Bunun altını çizmek gerekiyor bence. Çünkü artık 8 yaş itibariyle online platformlarda çocuklarımız oyunların içerisine dahil oluyor. Üstelik 8 yaşındaki çocuk kendini 18 yaşında tanıtabiliyor. Platform üzerinden arkadaşlıklar kurabiliyor. Bunun bir sonraki boyutunun nereye gidebileceğini bilmediği için ailenin bunu mutlaka takip ediyor olması lazım. Ailenin takip etmediği bir yerde ne oluyor? Suistimal. Evet. Ve suistimali açık olan her bir konuda aslında var olan, olumlu olan dijital dünyayı olumsuz yönde etkiliyor. Peki hocam dijital cihazların kullanım süresi konusunda çocukları nasıl sınırlandırabiliriz? 2 yaşındaki bir çocuğumuzu öncelikle ele alalım. Olması gereken süre maksimum 20 dakika. Ebeveynler şöyle bir şey yapıyorlar. Yemek yerken telefon, tablet. Arkasından durmadığı misafirlikteyiz, telefon, tablet. Mutlaka bunun bir sınırı olmalı. Çünkü tek taraflı uyarana maruz kalıyorsa eğer çocuğumuz, tek taraflı uyaran dolayısıyla bazı hücrelerde, nöronlarda farklılıklara sebebiyet verebiliyoruz. Dolayısıyla biz çocuğumuzun hem kişisel gelişimine hem de fizyolojik gelişimine ne yazık ki olumsuz katkı sağlamış oluyoruz. Öbür türlü çocuğumuzun 6 yaş olduğunu varsayalım. 6 yaşındaki bir çocuğun 1-1,5 saat arasında çizgi film izlemesi ya da kendisi için olumlu pek çok dediğimiz gibi animasyonlar var. Tek taraflı uyarana tabii ki maruz kalabilir 6 yaşındaki bir çocuğumuz. Fakat yine altını çizmek gerekir, günlük 1-1,5 saat. Bazen çocuklarla sohbet ettiğimizde şöyle söylüyorlar. Ben bugün şu çizgi filmi izledim, sonra arkasından bunu izledim. Ama bunu izlerken yanınıza geldim. Şimdi çocuk bu kadar arka arkaya çizgi film izleyemez. İzlememeli. Yani onların dünyası şu an oyun dünyası olmalı. Beraber arkadaşlarıyla birlikte oyunlar oynamalı, parka inmeli. Hiçbirini yapamıyorsa evde tek başına da olsa kendi oyuncaklarıyla oynayabileceği zamanı tanımak gerekiyor. Hocam sağlıklı bir gelişim göstermeleri için 1-1,5 saat dediniz. Doğru değil mi? Şöyle 2 yaş itibariyle çocuklarımız 20 dakika, maksimum yarım saat aslında tek taraflı uyarana maruz kalabilirler. Fakat 6 yaş ve üzerinde 1-1,5 saat arasında yine dijital dünyayla tanışabilirler. Tabii ki pek çok yeni oluşan oyunlar var, çizgi filmler var, animasyonlar var. Bunların içeriklerini kontrol ettikten sonra çocuk için yararlı olanlarını seçmekte aslında fayda var. Pek çok psikologumuz, pek çok uzmanımız artık animasyonlar, çizgi filmler, kitaplar oluşturuyorlar. Buralardan destek alabilirler, buralardan yarar sağlayabilirler. Günümüzde şöyle bir durum var. Yani şu anda oran %71 yetişkinlerin aslında ekranlı zaman geçirdiklerini gösteren bir tablo var elimizde. Yetişkinler bu kadar dijital dünyanın içerisinde varken çocuğa nasıl o zaman şey diyebilir? Hayır oğlum yarım saat süren var. Hayır kızım 1,5 saat süren var. Dese bile çocuk söze değil davranışa bakıyor. Dolayısıyla bizim bu noktada önce yetişkinler olarak kendimizi sınırlandırmamız, ardından da çocuğumuza kuralları
doğru bir şekilde vermemiz gerekiyor. Peki hocam, çocuklar için uygun çizgi filmi nasıl seçmeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz? Evet, çocuklarımız çizgi film izlerken bazen böyle farklı olan karakterleri daha çok sevebiliyorlar. Fakat gece rüyasında korktuğunu söyleyebiliyor. Yani ebeveyn orada çocuğun mutluluğundan, ya hocam hani birazcık üzülebileceğini düşündüm. Çok da güzel izliyordu, çok da keyifli izliyordu. Ben de kapatmak istemedim diyebiliyorlar. Orada çocuğumuzun anlık mutluluğundan ziyade ekranın ne kadar sağlıklı ve verimli olduğu, çocuğumuzun hayatında katkı sağlayabilir bir yayın mı, ona bakmak gerekiyor. Dediğim gibi yayın olarak hani uzmanların oluşturmuş olduğu pek çok program var çocukların izleyebileceği. Bir de korkutucu bir görüntüsünün olmamasına dikkat etsinler. Çünkü onları daha çok merak edip daha çok izlemek istiyorlar. Sonrasında ama bu rüyalar olabilir, tuvalet sürecine etki eden haller olabiliyor, yemek yeme sürecine etki eden haller olabiliyor. Çocuk bir anda gece yarısı alt ıslatmalar başlayabiliyor. Dolayısıyla izleyeceği çizgi film oldukça önemli. Çocuğun dünyasında oyun var, çizgi film var. Yani siz onun korkunç bir şey olduğunu ya da bizler için bile bazen korkabileceğimiz şeyleri çocuklarımıza oluşturabiliyorlar. Sübliminal mesajlar veren yayınlar olabiliyor. Yani günümüzde artık biliyorsunuz her şeyi her yere getirebiliyoruz ve dijital dünyanın ucu çok açık. Dolayısıyla bu hangi yayın, neler izliyor çocuğum diye kontrol ettikten sonra da biz bunun ne kadar onun için yararlı olup olmadığına bakacağız. İkinci olarak da şöyle bir şey yapabiliriz. Ebeveyn dedi ki hocam baktım ama anlayamadım. Yani bu da çok sık karşılaşabiliyoruz. Diyor ki yani ben bunu gerçekten bilmiyorum. O zaman bunun çok güzel önerileri olan, yani hem kitap önerisi yapan, hem bu süreç içerisinde izleyebilecekleri yaş grubuna göre. Bunu da altını çizmek gerekiyor. Çünkü her şey çocukların istediği şekilde olmayabilir. 2 yaşındaki bir çocuğa yetişkin filmi izletemeyiz. Ya da bir çizgi film vardır ama o onun yaşına uygun değildir. Artık yine sosyal medyada ya da dijital dünyada tek tek yazıyorlar. 2 yaş için uygundur, 3 yaş için uygundur. Çizgi filmleri bu şekilde yaş grubuna göre ayıran platformlar var. Oralardan destek almalarını önerebilirim. Peki çizgi filmlerin çocuklar üzerindeki dil ve sosyal gelişim durumu nasıldır hocam? Tabii yani oldukça önemli. Çünkü sosyal gelişim noktasında sadece tek taraflı uyaranına maruz kalıyorsa dil gelişimini geriletiyor. Şimdi sanılan şu, ne kadar çok aslında sohbet içerisinde bulunuluyorsa, çocukla konuşuluyorsa çocuğun dil gelişiminde o kadar artma oluyor. Fakat tek taraflı uyaranla dil gelişimi sağlanmaya çalışıyorsa o noktada çocuğun gelişiminde artma değil gerilemeyle karşılaşıyoruz. Bunun için ne yapıyor olacağız? Süreyi kısa tutuyor olacağız. Çocuğun verim sağlayabileceği İngilizce olabilir, Türkçe olabilir, farklı diller bile olabilir. Fakat burada önemli olan çocuk o esnada ne kadar süre bakıyor, nelerle ilgileniyor ve ne kadarını aslında hafızasına alıyor. Şimdi bazen ebeveynler şunu da söyleyebiliyorlar. Hocam izliyor, birkaç tane kelime söyledi. Çocuk hepsini kaydediyor. Zihin kayıt tutar. Kayıt tuttuktan sonra da siz onu ne kadar sosyalleştiriyorsanız hayatına o kadar olumlu yönde etki sağlar. Fakat siz onu tekrar etmediniz. Örneğin İngilizce bir çizgi film izledi. Fakat evde bu hiç konuşulmadı. Üstüne anne sadece tek taraflı uyarana, yani telefona, tablete maruz bıraktı. O zaman oradan çok olumlu bir sonuç değil. Tam tersi, dediğim gibi dilde gerileme, hatta çocukta zihinsel gerilemeye kadar yol açabilir. Bu kadar tehlikeli bir boyuta ulaşabileceği için süre çok önemli. Sadece tek taraflı uyaran değil, ebeveynin çocukla sohbet etmesi. Hep örnek verirken şunu da söylüyorum. Yani duvarla konuşur gibi mi hocam? Evet, duvarla konuşur gibi. Çünkü çocuğunuz size illaki tepki vermek zorunda değil ama sizin söylediklerinizi kaydediyor ve hayatına uygulayacak. O yüzden onun rehberi, yol göstericisi olarak çocuk hiçbir şey söylemese de biz onunla sohbet etmeye devam ediyor olacağız. Peki hocam, 0-6 ay içinde geçerli mi bu söylediğiniz Tabii. konuşma? En çok da zaten 0-6 ay içinde geçerli. Çünkü çocuk o esnada hiçbir şey anlamıyor zannediyoruz. Ama biz bu hayata gözlerimizi açtıktan sonra zaten kayıt mekanizmamız başlıyor. Üstelik anneden babadan getirmiş olduğu genetik kodlamalarımız var. Yani artık günümüzde çocukların tamamıyla bomboş dünyaya geldiğini düşünmüyoruz. Çünkü pek çok veri var, genetik aktarımlar var.
Dolayısıyla çocuğumuzun kayıt tuttuğu bir noktada biz onu hiçe sayamayız. Donanımlı bir çocuk geliyor artık dünyaya. Evet. Ve biz onu ne kadar güzel geliştirirsek, ne kadar güzel onunla sohbet edersek, ihtiyacının ne olduğunu belki çocuk şu zaten bilemeyecek ama ebeveynler de bazen bilemeyebiliyor. Hı hı. O noktada da annelik babalık duyguları devreye girecektir. Ve çocuğun ihtiyacı doğrultusunda da yine yaş grubu 0-6 yaş içinde çok güzel materyaller var. Yayın sonrasında ben size öneride de bulunabilirim. Tabii çok mutlu olurum. Ebeveynlerimiz bu noktada destek alabilirler. Hocam çok küçük değil mi? Hani daha o bebek şimdiden mi dahil edeceğiz? Şimdiden derslere dahil etmeyeceğiz ama küçük oyunlar, dikkatlerini çekmek için oluşturulan oyunlarla anlarını güzelleştirebileceğiz. Peki hocam çocuklara sınır koyarken aynı zamanda onlara seçme özgürlüğü nasıl mutlaka, tanıyabiliriz? Mutlaka tanınmalı. Çünkü seçme özgürlüğü tanınmayan bir çocuk kendi varlığını orada hissetmiyor. Dolayısıyla aslında bunun için çok güzel bir araştırma var Cansu Hanım. Yani iş ortamında kendisine seçme özgürlüğü verilen bireylerle verilmeyen bireylerin yaşam ömrünü ölçen bir araştırma var İngiltere'de. Eğer merak edenler varsa mutlaka girip bakmalarını isterim. Bu araştırmanın sonucunda yani konum olarak aslında daha üst düzey mevkideki kendi kararlarını kendileri alan bireylerin yaşam ömrü daha uzun. Kendi kararlarını alamayan, kendi varlığını iş yerinde hissedemeyen bireylerde ise kalp krizi rahatsızlığına daha fazla rastlanıyor ve yaşamlarının daha kısa olduğu gözlemleniyor. Şimdi aynı şey aslında çocuklar için de geçerli. Kendi varlığını hissetmiyorsa çocuk orada bir süre sonra sizin söylediklerinizde çok önemli olmuyor. Ya da sizin söyledikleriniz çok önemli oluyor. Çocuk bu sefer kendi iç dünyasında içine kapanıyor. Eğer biz özgüvenli, kendisini ifade eden, sağlıklı bir çocuğumuzun olmasını, yetişmesini istiyorsak çocuğumuza seçme hakkı vereceğiz. Küçük örneklerle başlamak gerekirse, bu bugün bir elbise olabilir. Hangi rengini giymek istersin? Hangi kıyafetini seçmek istersin? Ya da bir oyuncak olabilir. Küçük küçük seçmeleri ona bırakacağız. Bir de süre koyarken çocuklar süreyi sevmeyecek ve işte süren bitti dediğinizde mutlaka şunu yapacak. Biraz daha, 5 dakika daha, biraz sonra yapmak istiyorum, lütfen diyebilir. Dolayısıyla şöyle bir şey yapabilirler. Saatleri bilmiyorlar ama kum saati hepsinin çocuklar eğer yaş grubu olarak küçükse kum saatinden yararlanabilirler. Süre bitmeden önce kum saatinin ayarlamasını ona göre yapıp başının ucuna ya da oyun oynadığı alana kum saatini koyup çevirebilirler. Bu süre bittiğinde oyun saatimiz bitmiş olacak. Ya da şöyle bir şey var, yaş grubu birazcık daha büyük çocuklarımız saati biliyorsa eğer saatlerinde de alarm kurabilirler. Yani aslında alarm onlar için bir nevi okuldaki zil. Uyaranları öncesinde vermek önemli. Öbür türlü çocukta kurallar var ama istediği saatini kendine göre ayarlayabiliyor. Anne daha sürem dolmadı ki ya da ama yemek yiyordum tam izleyemedim gibi söylemlerle kendilerine göre kural oluşturmaya çalışabiliyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Sevgili seyircilerimiz, şimdi sizleri sokak röportajımızla baş başa bırakıyoruz. Çok heyecanlandık. Yani biz eşimle zaten bekliyorduk. Yani istiyorduk, öyle söyleyeyim. İlk olduğunu öğrendiğimizde çok heyecanlandık. Bizim için çok güzel bir haberdi. Çok heyecanlandım. Çok korktum. Acaba ben ne kadar yetebilirim diye düşündüm. Ama çok mutlu oldum. Çok değişik bir duygu olacağına emindim. Çok insan bahsediyordu ama hani birebir yaşamak gerçekten çok farklıydı. Şaşkındım. Biraz ürkmüş, korkmuş böyle hastane odasında. Ameliyattan yeni çıkmışsın. Tabii genç bir anneyim bir de. Korkmuştum ama dünyanın en güzel şeyiymiş yani. Güzeldi. İlk hisler zaten unutulmuyor. Unutmuyorsun yani hastane odasındaki o hislerini. Hala aynı hislerle 3 yıldır yaşıyoruz. Kucağıma aldığım andan itibaren tabii ki çok heyecanlandım. Artık kalbim tek bir kişi yani bana ait değil. Yani farklı bir atış olmaya başladı açıkçası. Korkular, endişeler hep benimleydi. Zamana yaymaya çalıştım. Biraz tabii ki anlatılanların etkisinde kaldım. Kendini yaşamak biraz zor oluyor bu gibi zamanlarda ama çok heyecanlandım.
çok ağladığımı hatırlıyorum ilk gördüğüm an. Yani çok zor oluyor tabii ki ilk çocuk olunca, bir de ağlıyor. Neden ağlıyor bilmiyorsun. İşte aç mı, susuz mu, neye ihtiyacı var, sana mı ihtiyacı var? Bir ilk anımı anlatayım, daha 5 günlüktü. Ağlıyor ama sabaha kadar ağladı. Kayınvalidem de yanımda, annem de yanımda. Niye ağlıyor, niye ağlıyor? Sürekli böyle sabaha kadar. Annem uyandı, çok yorgundu annem, uyuyakalmıştı. Uyandı, dedi ki Sezgi bu aç. Böyle sesi kızılmış artık, böyle biz hastalandı zannettik. Neyse sütüm yetmiyormuş meğersem. Bir şekilde doyurduk. Ertesi günde 5 gün şeyi vardı, kontrolü hastanede. Doktora gittik, doktor dedi ki ağlamaktan sesi kısılmış. Yani sabaha kadar ağlattık çocuğumuzu. Neye ihtiyacı olduğunu bilmiyoruz. Yani aç olduğunu bilsek muhtemelen müdahale ederdik. Ama çok şaşkın ve tecrübesiz oluyoruz ilk zamanlar. O şekilde zordu yani ama bir şekilde atlıyoruz. Şu an en azından konuştuğu için bir şekilde derdini, sıkıntısını anlatabiliyor. İlk zamanlar onun sıkıntısını yaşıyoruz tabii. Evet, aile büyükleri oldu. En çok tabii ki annem oldu. Ama çok uyumluydu. Birincisi artık teknoloji çağındayız. Hepimiz internete bağlı olarak bir hayat sürdürüyoruz. Annemden ilk isteğim kendi bildikleriyle değil, artık yeni çağa ayak uydurarak tamamen doktorun istediği yönde hareket etmesi oldu. Sağ olsa o da çok uyum gösterdi. Biz çok mutlu mesut geçirdik açıkçası. Ben o süreçte de çalışmadım. Sonuna kadar o süreyi bayağı iyi bir şekilde değerlendirdim diyebiliriz. Kayınvalidem ve annem sağ olsunlar her zaman yanımdalardı. Anne zaten anneler. Her zaman doğumda, gözümü açtığımda, kapattığımda her zaman yanımdalardı. Emmedi. Klasik en çok sorulan soru herhalde. Çok korktum. Dedim ki besleyemeyeceğim herhalde. Herkes çok üstüme geldi. İşte süt yetmiyor, o bu şu falan gibi konular oldu. Aslında hiç öyle değilmiş tamamen. Tabii bu daha çok etraftaki insanların baskısıyla oluşan bir şey. Sonra bir baktım büyüdü. Hiç bu konuşulan hiçbir şey, anlatılan hiçbir şey doğru değil. Herkesin yolculuğu birbirinden farklıymış gerçekten. Bu konuda tabii en büyük destek bence herkesten öte doktorumuzdu. O çok rahatlattı. Bence doktorunuza güveniyorsanız ve onun dediklerini gerçekten yerine getiriyorsanız süreç çok keyifli olarak ilerliyor. Bizim de öyle oldu. Hayatımın en güzel parçası, bedenimin bir parçası ve yani üçüncü kolum diyorum ben ona bu şekilde. Sevdiğimi tabii ki söylüyorum. Her gün söylüyorum. Söylemekten de çok keyif alıyorum. Çoğu zaman dile getirmesem de bazen bir bakış, bazen bir dokunuş. Eminim o da anlıyor. Bizim kendi aramızda bir göz kırpmamız vardır mesela. O bizim için çok yeterli. Bugün Bebeğimle Yeni Hayatta, dijitalleşen toplumda çocuk yetiştirmek üzerine stüdyo konuğumuz psikolog Kübra Şahin'den çok değerli bilgiler edindik. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, sorularınızı uzmanlarımıza iletmek üzere bize bebegimleyenihayat@trt.net.tr adresinden iletebilirsiniz. Bebeğimle Yeni Hayatta haftaya görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.